gece. Hasta olduğunuz gece. Zehri ben koydum. Ama yapmadım. Şehzade. Validem, neden görmek istediniz beni? Merak ettim kızım. Gülfem huzursuz olduğunu söyleyince... Gülfem, anladın mı yoksa? Sultanım, hayır. Ne anlatacaktı? Hatice. Endişelenmeyin validem, bir şey yok. Nasıl yok? Ne bu halin öyleyse? Valide Sultanım, rahatsız ediyorum. Lakin mühim bir mevzu var. Şehzadem, beni affedin. Tamam, bırakma kendini. Yorma kendini. Ağlar, nerede kaldı bu hekim? Neden gelmiyor? Şehzadem. Buradayım ben, buradayım. Ben size bir evlat vermek isterdim. Ama aldılar benden. Kıydılar. Tamam, yorma kendini. Yorma, yeter. Şehzadem. Ben sizi çok sevdim. Beni unutmayın. Mevzunu. Aç gözlerini. Efsun, aç gözlerini.
Hünkârım, Avusturya elçileriyle görüşmelerim devam ediyor. Bir kez daha kabul edeceğim. Akabinde istediğimiz anlaşmayı kabul edecekler. Âlâ. İbrahim, hazırlığını yap. Bu anlaşmadan sonra yola revan olacaksın. Doğu seferi için gereken tedbiri alman icap eder. Nasıl arzu ederseniz. Gel. Hünkârım, Mahidevran Sultanımız geldiler. Meşgul olduğumu söyleyin, daha ya sen dönsün. Hünkârım. Mahidevran. Söyle. Bağışlayın. Fakat beklemeye tahammülüm yok. Bir an evvel duymanız lazım. Hürrem Sultan. Oğlumuzu, Mustafa'yı zehirlemeye kalkmış. Oy lu lu li lu li. Oy lu lu li lu li. Na lei chi li vu li. Na lei chi li vu li. Mustafa abi geldi. Mustafa abi. Esma. Çocukları odalarında götür. Ne oluyor? Bu kan da neyin nesi? Efsun'un. Daha doğmamış evladımın kanı. Siz bulaştırdınız elime. Neyse ki bu hainin elinde muvaffak olamadı. Fakat düşüncesi bile korkunç. Kimin haddine bir şey sadi? İbrahim Paşa. Bizi yalnız bırak. Mahidevran. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bu sözlerin geri dönüşü yok. Efsun, şehzademin gözdesi. Az evvel can verdi. Nasıl? Gebe kalmış gafil. Düşük yaptı. Ölmeden önce itiraf etti. Mustafa'mın hastalandığı gece. Kendisi koymuş yemeğine zehri. Fakat kıyamamış, vazgeçmiş. Söylediğine göre Hürrem Sultan vermiş bu emri. Bana inanmıyorsanız Mustafa'ma sorun. Ev sonu diyorsan teamüller uygulandı. Ama üzülme. Sancağı onunla gidersin. Manisa'da çocuğunu kucağına alırsın. Karnında bir can taşıyordu. Bana ait bir can. Onun da katili oldunuz. Bir gecede iki can aldınız benden. Mustafa, benimle alakası yok. Valide Sultan'ın emriyle durdurdular. Düşük yaparken öldü. Yazık. Allah taksiratını affetsin. Siz kendiniz için dua edin. Bundan böyle en çok sizin ihtiyacınız olacak.
Ne demek bu? Kollarımda can verirken her şeyi anlattı. Beni zehirlediğinizi biliyorum. Bu iftira. Buna nasıl inanırsın? Hata yaptınız Hürrem Sultan. Şehzadeyi öldürmeye teşebbüs etmek büyük suçtur. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Yazık. Daha genç çıktı. Mustafa nerede? Sümbüle nereye gitti? Sultanım vallahi biz geldiğimizde çıkmıştı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Sümbül. Götürün bu kızcağızı artık. Daye. Buyurun sultanım. Kimin ihmali varsa tespit et. Acımadan gereken cezayı ver. Yolla gitsin. Hatice'm biz de Mustafa'ya bakalım. Mustafa'm. Bundan böyle kendine çok dikkat edeceksin Efsun. Zira benim çocuğumu taşıyorsun. Kıyacaklarım. Şşş ağlama. Ben yanındayım. Ne sana ne de çocuğumuza kimse zarar veremez. Doğuracak mıyım? Senin ilk acın Mustafa. Kalbini mızrak gibi delip geçen ilk kederin. Bir kez daha ısınmayacaksın onunla aynı güneşte. Bir kez daha ıslanmayacaksın aynı yağmurda. Duymayacaksın sesini artık. Nefesini hissetmeyeceksin göğsünde. Kokusu dolmayacak odana. Sinmeyecek yatağına. Bakmayacak sana o güzel iri gözleri aşkla. Gülmeyecek, ağlamayacak. Bu senin ilk acın Mustafa. Kalbini kor gibi yakıp kavuran ilk kederin. Unutma. Vaziyet nedir valide?
Bağışlayın hünkârım. Bir erkeğin gözlerinden iki halde yaşlar süzülür. Ya bir aşktır belası, ya da ölüm. Her ikisi de gelmişse başına alemi cihan olsan da kâr etmez. Bu yüzden tutma kendini Mustafa'm. Direnme. Bırak dökülsün gözünden bu acı. Meseleden uzak tutun kendinizi. Hayır. Mevzu bahis olan benim evladımın hayatı. Allah korumuş Mustafa. Ya o hatun vazgeçmeseydi, Hürrem'in istediğini yapsaydı. Nasıl olur anlamıyorum. Böyle mi koruyorsun onu İbrahim? O hatunu uzak tutması gereken sizdiniz Sultan. Mustafa üzülmesin diye verdiğiniz tavizlerden mütevellit hadise bu raddeye geldi. Ben mi suçlu oldum şimdi? Sakin olun. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. İbrahim Paşa, hünkârımızı görmek istiyorum. Hünkârımız yerinde değiller. Şehzademizin dairesine gittiler. Hadiseyi duydum. Yazık. Kızcağız ölmüş. Başına sağ olsun. Sen ne yüzsüz bir kadınsın. Bir de utanmadan karşıma çıkıp başsağlığı diliyorsun. Sultan. Ben niye buradayım biliyor musun? Hünkârımıza her şeyi anlatmak için. Şehzadeyi zehirlediğini öğrendi. Validemin hakkı var baba. Hürrem Sultan öldürmek istemiş beni. Senin canın benim için kıymetlidir Mustafa'm. Her kim buna cüret ederse kendi ellerimle veririm cezasını. Lakin merak ediyorum. Bu cariyenin sözlerinden başka ne var elinizde? Bana bunu ispat edebilir misin? Edemem. Lakin... Lakin ne Mustafa'm? Bir cariyenin sözüyle dört şehzade anasını nasıl itham edersiniz? Hadi valideni anlıyorum, bunu takıntı haline getirdi. Her şeyi Hürrem'den biliyor. Sen nasıl düşersin bu tuzağa? Her şey ortada hünkârım. Ben hatırlıyorum. Efsun'la yemek yiyorduk. Bir kaşık aldım. Sonra Efsun engel oldu bana. Yemeği döktü. Önce kaza zannettim. Meğer beni korumak içinmiş. Gecesinde kalmadan ateşlendim zaten. Hem... Ölmek üzere olan biri neden yalan söylesin? Sen istediğini anlat. Hünkârımız bu yalanlara itibar etmez. Bana itimadı kalmadı sayende. Fakat Mustafa'yı dinler. Ona inanır. Bu kez kurtuluşun yok Hürrem. Evladımı almaya kalktım benden. Bu yanına kalmayacak. Senin de evlatların var unutma. Aydevran, beni tehdit mi ediyorsun? Sen nasıl anlıyorsan öyle. Duydun mu Paşa? Bana neler diyor? Sultanım, istirham ederim dairenize gidin. Şehzadenizle alakadar olun. Sana da gün doğdu Paşa.
Hemen aleyhimde çalış. Bu ana oğlun yalanlarıyla zehirle hünkârı. Elbette ki bu hadisenin takipçisi olacağım. Zira Mustafa'nın akıbeti benim mesuliyetimde. Lakin endişelenmeyin. Eğer hiçbir günahınız yoksa sizi en çok ben korurum. Hünkâr. İçeri gel Hürrem. Süleyman, bu saraya geldiğimden beri türlü iftiralar atıldı bana. Fakat bu en korkunç. Kendi suçlarını bastırmak için böyle diyorlar. Efsun Hatun gibiymiş. Bunu herkesten sakladılar. Alenen kaydetleri hiçe saydılar. Teamüller uygulanmasın diye birlik olup kaçırmak istediler Hatun. Mustafa da toy. Hata yapar elbet. Fakat Mahidevran engel olması gerekirken yol gösterdi ona. Bunu duyunca Valide Sultan'la konuştum. Kendileri de icap edeni yaptı. Bunlardan haberim var Hürrem. Validem anlattı. O vakit masumiyetime inan. Efsun'un laflarını başka duyan bilen yok. Peki hiç söylemedi. Bu çirkin iftirayla benden öç almak istiyorlar. Senden benim için bir şey yapmanı istiyorum. Ne istersin Süleyman? Uğruna yapamayacağım hiçbir şey yok. Benim için kendi canına kıyar mısın? Mustafa. Üzülme. Hepsi geçecek. Elbet bir gün bizim de yüzümüz gülecek. Hiç sanmıyorum Bayda. Hürrem'in sonu geldi. Baban bu kez hakikati gördü oğlum. Gereğini yapacaktır. Aksi halde ben gereğini yaparım. Sakın. Siz bu meseleye dahil olmayın. Hürrem Sultan artık beni aldı karşısına. Demek inandın onlara. Yazık. Aşkımın, sadakatimin bedeli bu mu olacaktı? Karar senin. İster benim yanımda bir defa ölürsün, ister bensiz her gün. Bu zehir ancak acılarıma son verir. Ah!
Benim canımın parçası Sultan. Yüce Rabbimden tek dileğim vardı. O da sizin mübarek yüzüne bakarak can vermek. Aşk dolu kollarında huzur içinde ölmek isterdim. Evlatlarım sana emanet. Onlara sahip çık Süleyman. Vay devranla, vay devranın İbrahim'in zulmün den koru. Zübeyde Hatun sen misin? Evet. Kimdir muayene edilecek Hatun? Benim. Gel buyur. Buyuralım bakalım. Ne karar vermiş hünkârımız? Hala haber yok mu? Bilmiyorum. Hürrem gitmiş yanına en son. O vakitten beri ses seda yok. Kötü bir şey olduğunu sanmam. Hürrem Sultan bu. Ne yapar ne eder, ikna eder hünkârımızı. Bir hatun meselesi olsaydı haklısın derdim. Fakat bu iş başka Gülfem. Kuşkusu bile ölüm getirir. Allah ıslah etsin bu hatunları. Birlikte huzur içinde yaşamak varken neden bu kavga anlamıyorum. Sen artık sarayına dön kızım. İbrahim merak etmiştir. Bekler. İnanın beklemez validem. Epeydir umrunda değilim zaten. Bir mesele mi var kızım? Dün gece de halin bir tuhaftı. Paşa canını mı sıktı? Mühim değil validem. Dert çok malum. Bir de ben üzmeyeyim sizi.
Babama her şeyi anlattım. Lakin inandı mı bilmiyorum. Hürrem Sultan'ı hünkârımıza şikayet etmenin sana bir faydası olmaz. Hele ki bir hatunun lafıyla. O hatun benim çocuğumu taşıyordu. Asıl hatan bu ya zaten Mustafa. Eğer ki teamülleri hiç sayarsan, bir gün senin aleyhine kullanırlar. Beni zehirlemiş paşam. Müsaade mi edeyim? Müstahil cesaret edemez. Ben de tedbirimi alacağım. Senin yapman gereken tek bir şey var Mustafa. Kardeşlerine yakın ol. Onların kalbini kazan. Yarın öbür gün büyüdüklerinde senin yanında olsunlar. Karşında değil. Tesirli bir ilaçtı sadece. Ben nasıl kıyarım sana? Üstelik kendi ellerimle bu mümkün mü? Hatice. Gittiler sultanım. Merak buyurmayın. Ben de müsaadenizle daireme döneyim. Gülfem, gel. Otur yanıma.
Sen bilirsin Gülfem. Hatice ile Paşa arasında neler oluyor? Validem, bunu kendisiyle konuşmanız daha münasip olur. Bilmiyor musun onu? Hiçbir şey anlatmaz. Sen söyle ki hadise neyse büyümeden engel olalım. Hakkınız var. Zira artık beni de dinlemiyor. Sultanımız İbrahim Paşa'nın kendisini aldattığını düşünüyor. Ne diyorsun sen? Onun haddine mi düşmüş? Aslı astarı var mı belli değil validem. Bir kuşku sadece. Öyle ki İdris Ağa'yı Paşa'nın peşine taktı. Attığı her adımı takip ettiriyor. Bir gece de Paşa'yı meyhanede görmüş. Nasuh Efendi de yanındaymış. Hepsi bu. Hey Allah. Bir bu eksikti. Adın ne senin? Daha önce seni buralarda hiç görmedim. Hayriye benim adım. Yeni taşındık bu muhite. Üsküdar'dan geldik. Kocan nerede? Ne iş yapar? Çarşıya gitti o. Akşam geç gelir. Esnaf. Kumaş alır satar. Belli belli. Halin vaktin yerinde. Maşallah. Bu arada müjdemi isterim. Kocana hayırlı havadisi verebilirsin. Nasıl? Ben şimdi... Gebesin sen gebe. Hadi Allah ananı babalı büyütsün. Arife Hatun. Buyur Dayı Hatun. Ben de sizi bekliyordum. Çağırmışsınız. Dün geceki hadise malumun. Senin beceriksizliğin yüzünden öldü o kızcağız. Elimden geleni yaptım Dayı Hatun. Vallahi kabahatim yok. İster miyim ölmesini? En başında yaptın sen hatayı. Gebe hatunu sakladığın yetmez gibi bir de kaçıyordun onunla. Benim etim ne, budum ne Dayı Hatun? Mahidevran Sultanımız ne dediyse onu yaptım. Kaideler neyse o. Her kim ne derse desin vazifeni yapacaksın. Hemen topla pılını pırtını. En geç sabahleyin ayrılacaksın haremden. Yapma Dayı Hatun. Nereye giderim? Bunu evvelden düşünecektin. Kulun kurbanılayım etme. Yıllardır hizmet ediyorum. Yollamayın beni. Bağışlayın. Dayı Hatun. Valide Sultanım sizi çağırıyor. Tamam geliyorum. Af yok. Ne ekersen onu biçersin. Hadi topla eşyalarını. Sultanım, Hürrem Sultan hünkârımızın yanındalar hala. Kahvaltı istemişler. Belli ki hünkârımız cariyenin lafına itibar etmemişler. İsabet olmuş. Ben de Hürrem'in bu meselede masum olduğuna inanıyorum. Henüz o kadar gözü kararmış olamaz. Neyse, ben seni başka bir şey için çağırdım. Sizi dinliyorum validem. Kulağıma bazı laflar geldi dahi. İbrahim Paşa ile alakalı. Hatice'm sadakatinden kuşku duyuyor. Nasıl olur sultanım? Bilmiyorum dahi. İnşallah doğru değildir. Fakat ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Gözünü kulağını dört aç. Bu işin aslı astarı neyse öğrenmemiz lazım.
Elbette sultanım. Lakin ihtimal vermem. Paşamız sultanımıza sadıktır. İnşallah dahi. Aksi halde neticeleri vahim olur. Arefe Hatun, Dahi Hatun'un söylediklerini duydum. Çok üzüldüm senin için. Ben neyim Güşe Hatun? Günahın ne? Elimden geleni yaptım, sen şahitsin. Kurban olayım, yardım et bana. Sultanımızla konuş. Konuşsam ne fayda? Seni kurban seçmişler bir kere. Mecbur gideceksin. Nereye giderim? Kime kimsem de yok. Kurda kuşa yem olurum. Tamam, ağlama artık. Ben bir çaresine bakacağım. Sahi mi diyorsun? Sahi elbet. Yalnız bu hiç kolay bir şey değil Arife Hatun. Senin için kendimi tehlikeye atacağım. Sen de bunun karşılığında bana bir şey yapacaksın. Söyle, ne istersen yapmaya razıyım. Dahi Hatun'dan kurtaracaksın beni. Nasıl? Dün geceki yapsız gibiydin. Oysa şimdi yeniden doğmuş gibi. Karşında ben pervaneyim. Sen şemi tabansın bana. Aşkınla ben divaneyim. Sen afeti cansın bana. Cevru cefa, kahru sitem, miri vefa, cüdü kerem. Ben bendi fermanınım, sen şahı sultansın bana. Zülfüne gönlüm bestedir, ahım göğe peyvestedir. Cana muhibbi hastedir, sen derde dermansın bana. İbrahim Paşa'nın hakkı var. Biz ne söylersek söyleyelim, babam hep Hürrem Sultan'a inanacak. Ne yaparsa yapsın onu hep affedecek. Boşuna büyücü olduğunu söylemiyorlar. Sanki mil çekmiş babanın gözlerini. Yazık. Onu senden bile üstün tutuyor belli ki. Bu sefer her şey farklı olacak validem. Siz ne ıstırap çektiyseniz mislini yaşayacak. Mustafa, sakın uzak dur o kadından. Aklında ne var? Korkutma beni Mustafa. Korkmayın valide. Hürrem Sultan'a en büyük ceza onu evlatlarından ayırmak olacaktır. Hoş geldiniz sultanım.
demek oluyor bu? Kim koydu bunları buraya? Sabah getirdiler sultanım. İbrahim Paşa'mız emretmiş. Hay Allah. Nereden çıktı şimdi bu? Sultanım. Geldiniz demek, ben de sizi bekliyorum. Bu aslanlar ne için İbrahim? Onca yaşadığımız şeyden sonra. Yine mi heykel sevdası? Hayır, hayır. Avusturya elçilerini yarın burada kendi sarayımda kabul edeceğim. Devlet-i Aliye'nin asaletini ve gücünü temsilen koydurdum. Siz neredeydiniz, ben sizi bekledim sabaha kadar. Yoksa hala... Validemin yanındaydım. Ya siz? Siz neredeydiniz? O gelmediğiniz gecelerde. Siz kimin yanındaydınız? Beni istemişsin. Nihayet gelebildin. Neredesin sen? İşim vardı. Gülaya dediydim. Ne oldu ki? Nigar. Korktuğum başıma geldi. Hatice Sultan bir şeyler olduğunu anlamış. Gözü Paşa'nın üzerindeymiş. Aman diyeyim Nigar. Aşkı falan anlamam. Bir daha görmeyeceksin Paşa'yı. Demek bu yüzdendi. Sen beni dinlemiyor musun? Hatice Sultan kuşkulanmış diyorum sana. İfşa olmanız an meselesi. Telaş etme. Zaten paşamız ayrıldı benden. Gelmeyecek. Bir süre görüşmeyelim dedi. İsabet olmuş. Ben sana demiştim. Bak Hatice Sultan nasıl kullandı gücünü? Sildi seni. Yok etti. O kadar kolay değil beni silip atmak. Paşa ihtiyatlı davranıyor sadece. Allah'ım sen akıl fikir ver. Şu söylediğine bak. Canına mı susadın sen? Böyle olamaz Dahi Hatun. Böyle bitemez. Ne yapacağım ben? Edebinle otur. Bitti artık bu sevda. Unut. Alelade bir hatun yok karşında. Sultan. Hem de hanedan mensubu. Kendini düşünmüyorsan paşayı düşün. Bilmez misin? Sultanımız hiçbir hatunun sahibi olmadığı bir hakka sahip. İstediği an boşar paşayı. İşte o vakit ne sadrazamlık ne kuvvet. Elindeki bütün serveti de alırlar. Bitireceksin işini. Gülşah Hatun, elim ayağım titriyor. Nasıl yapacağım? Ya yakalanırsam kellemi alırlar. Ben tedbir aldım. Yakalanmayacaksın. Hem dedim ya, biz arkandayız. Kimsenin ruhu bile duymadan gideceksin saraydan. Her ihtiyacın karşılanacak. Evin olacak. İstemediğin kadar altın vereceğiz. Kimselere muhtaç etmeyeceğiz seni. Sana güvenimiz tam. Göreyim seni. Tez bitir bu işi. Saatler olsun Nigar Sultan. Siz de mi buradaydınız? Ödüm koptu vallahi. Paşayı mı bekliyordun yoksa? Hay Allah. İşin bittiyse odana git. Bundan böyle sarayda kalacaksın. Olmaz. Evimde kalacağım. Kesin gelecek. Bekleyeceğim. Hala bekleyeceğim diyor.
bitti demiş paşa. Sen neyin peşindesin Nigar? Ya bilmediğin şeyler var Daye Hatun. Benim de elim kolum bağlı. Artık istesem de olmaz, yapamam. Paşa kaderim benim. Ne demek bu? Bir canım daha var artık. Bir epe kadın çağırdım mahalleden. O muayene etti. Allah kahretmesin seni. Ben seni kurtarmaya çalışırken sen iyice batıyorsun. Bile isteye yaptın değil mi? Sen dememiş miydin? İbrahim Paşa bugün değilse yarın bırakır seni. Çoluğun çocuğun olsa sahip çıkar ama o da yok diye. Ay dilim kopaydı. Aklı benden aldın yani. Utanmadan bir de gülüyorsun. Paşanın haberi var mı? Yok. Nasıl olsun? Daha sabah öğrendim gebe olduğumu. Korktum. Ne malum belki düşürmemi ister. En doğrusu bu zaten. Doğru diyecek hali yok ya sana. Kısa vakitte bu çocuktan kurtulmak lazım. Olmaz Daye Hatun, yapamam. Daha dün Efsun Hatun bundan öldü. Hem ben nasıl kıyarım ona? O bizim aşkımızın meyvesi. Ya aşkınız batsın sizin. Daye Hatun, ne olur yardım et bana. Senden başka kimim kimsem yok. Sakin ol. Oluruz bir hal çaresi. Ben senin hakkını nasıl öderim Daye Hatun? Bundan böyle ben ne dersem o Nigar. Sözümden çıkmak yok. Hadi şimdi benim odama git. Bu meseleyi etraflıca konuşmamız lazım. Yardım edeyim sana. İstemez. Ben kendim yıkanırım. Valide Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Gel İdris Ağa, yaklaş. Duydum ki İbrahim Paşa'yı takip ediyormuşsun. Validem, ben Hatice Sultanımızın bizatihi verdiği emir üzerine takip ettim. Yoksa ne haddi mi? Ne öğrendin peki? Meyhane meselesini duydum. Onun dışında? Onun dışında bir şey ne gördüm ne de duydum sultanım. Takibe devam et İdris Ağa. Fakat bu sefer gördüğünü, duyduğunu gelip bana anlatacaksın. Zinhar Hatice'me bir şey söylemek yok. Benden başka hiç kimseyle irtibat kurmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anladım sultanım.
arıyorsun sen burada? Konuşmaya geldim Dayı Hatun. Boşuna çeneni yorma. Karar bir kere çift. Yarın sabah yolcusun. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Arife Hatun. Kaideleri en az sen de benim kadar iyi bilirsin. Bizi zor kullanmak mecburiyetinde bırakma. Bilirim elbet, bilmem mi? Efsun Hatun'un gebeliğini sakladım diye bana demediğini bırakmadın. Peki senin yaptığına ne demeli? Ne diyorsun sen? Az evvel Nigar'la konuştuklarınızı duydum. Altında kalmaz demiştim sana. Hayırdır? Sultanımız intikam ateşiyle yanıyor. Bu sefer şehzademiz de onu destekliyor. Desene Hürrem Sultan'ın işi zor. Hem de nasıl? Hürrem Sultan'ı can evinden vuracaklar. Ne saçmalıyorsun sen? Yok öyle bir şey. Var. Kendi kulaklarımla duydum. Nigar Kalfa İbrahim Paşa'dan gebeymiş. Sultanımız bunu duyunca çok üzülecek, çok. Hele bir konuş. Gör bak neler ediyorum ben sana. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Bu rezalet validemizin kulağına giderse ne olur biliyorsun değil mi? Hepinizi çuvallara koyup denize atarlar. Ben dururken kim senin lafına itibar eder? Nigar Kalfa burada. Evet, muayene ederler. Onu da ben gebe bırakmadım ya. Eğer bu hadise ortaya çıksın istemiyorsan... ben ne diyorsam onu yapacaksın. Sen kimsin de beni tehdit ediyorsun? Ağzını bile açmadan koparırım o yılan dilini. Bırak! Yürü diyorum sana. Bırak beni! Yürü! Bırak! Ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar. Fakat sultanım, sizi can evinden vuracaklarını söylüyorlar. Zannımca şehzadelerinize saldıracaklar. Eyvahlar olsun. Ölmüş bu. Dayı Hatun ne oldu burada? İyi misin? Cevap ver ne olur. Dayı Hatun'um ne ettin sen? Ne talihsiz bir hadise. Senden böyle bir şeyi asla beklemezdim. Bir kaza olmuş validem. Öyle değil mi Dayı Hatun? Elbette kaza. Niyetim asla bu değildi. Peki neydi derdiniz Dayı Hatun? Nasıl bu hale geldiniz? Efsun Hatun meselesi yüzünden kovulmuştu. Yanıma geldi. İleri geri laflar etti. Kolundan tutup çıkarmak istedim. Beni itti. Ben de dayanamayıp bir tokat attım. Sonrası malumunuz.
bile isteyip bunu yapmayacağını biliyorum dahi. Fakat bu senin suçunu hafifletmez. Haremin dirliği ve nizamı mevzu bahis. Böyle bir suçun cezası malumun. İnfaz edilmen icap eder. Validem. Sabahlar anneciğim. Hayırlı sabahlar benim güzel kızım. Müsaadeniz olursa bir mektup yazmak istiyorum. Ne mektubu? Kime yazacaksın? Vali Bey'e. Nerede, nasıl çok merak ediyorum. Ne canla yakacaksın sen? Hele bir büyük. Osmanlı'nın bütün beyleri, paşaları önünde diz çökecek. Kardeşlerin nerede? Hala uyuyorlar mı? Çıktı onlar. Mustafa abimin yanına gittiler. Mustafa mı? Esma! Buyurun sultanım. Ben sana ne dedim? Bana sormadan. Şehzadenin çıkmasına nasıl izin verirsin? Ben Çabuk kıyafetlerimi getirin. Çabuk! Sultanım. Epey oldu. İlk defa gözlerime bakarak konuşuyorsunuz. Yüce affınıza mazhar olduysam ne mutlu bana. İlerleyen yaşım, öfkem gözlerimi karartıyor bazen dahi. Doğruyu yanlışı kaybediyorum. Bu son hadise bana acı bir ders oldu. Esas vazifemiz haremin dirliği ve nizamı. Validem, üzmeyin bu kadar kendinizi. Dediğim gibi, siz ne karar verirseniz benim kabulümdür. Başınız sağ olsun. Cariyenizin öldüğünü yeni öğrendim. Sen sağ ol Mehmet. Çok üzüldüm duyunca. Ben daha çok üzüldüm. Yalan söyleme. Senin daha haberin bile yoktu. Kim? Esas senin haberin yoktu. Ben söyledim hepinize. Çocuklar kâfi. Ne iyi ettiniz gelmekle. Bir nebze teselli buldum. Hadi kahvaltı edelim. Sonra da dışarı çıkıp dolaşırız biraz. Hürrem Sultan, nasıl destursuz girersiniz daireme? Sen giriyorsun ama. Hatta çocuklarımı aldırıyorsun. Esma, çocukları daireye götür. Ama abimle kahvaltı yapacaktık. Selim. Hadi gelin. Mustafa, tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Annenin
yalan, yanlış laflarına kanma. Bir daha çocuklarımın etrafında görmeyeceğim seni. Buna siz karar veremezsiniz. Onlar benim kardeşim. İstediğim vakit görürüm onları. Sizden izin alacak değilim. Evlatlarımdan uzak dur. Aksi halde pişman ederim seni. Heder ettin kendini. Daya Hatun'a bir şey olmaz. Öyle değil mi Sümbül? Söylesene bir şey. Dua edelim validemiz affetsin. Ya bir türlü aklım almıyor. Nasıl oldu bu iş? Oyun ettiler belli ki. Ya kim edecek? Kim olacak? Gülşah denen yılan. Baksana şuna nasıl da kasılıyor. Tut şunu. Çak Dur ya. Şah. Sen yaptın değil mi? Bu tezgahı sen kurdun. Benimle ne alakası var? Yalan konuşma, ciğerini sökerim senin. Hele sen. Çekil şuradan be. Her şeyi bizden biliyorsunuz. Kes sesini. Ağzını burnunu dağıtırım senin. Daya Hatun. Ne oldu? Neye karar verildi? Kesin kan dökülecek. Ağzını hayra aç be adam. Asıl senin kanın dökülecek. Sarı! Sız! Ne alıyor burada? Sormayın sultanım başımıza gelenleri. Daya Hatun'un durumu vahim. Ebe kadını öldürmüş. Ne? Ancak siz kurtarırsınız onu. Ne olur yardım edin. Nedir mesele? Hele bir anlatın bakalım. Yazık oldu. Daya Hatun onca yıl hizmet verdi bize. Keşke acele etmeseydiniz kararınızda. Validemiz teamülleri Mustafa'm için bile uyguladı. Daha iyi kim ki? Çeksin cezasını. Validem, sultanım. Olan biteni şimdi duydum. Herkes dairenin infaz edileceğini söylüyor. Ne infazı Hürrem? Yok öyle bir şey. Başladınız mı? Bunca yılın hatırı ve kıymetli hizmetlerine binaen emekliye sevk etmekle yetindim. Yarın haremden ayrılıyor. Nasıl olur? Dayı yalnız başına nereye gider, nasıl yaşar? Meraklanma. Ona verdiğim bir konak var. İlaveten her türlü ihtiyacını karşılayacak serveti de mevcut. Hünkârımız çok üzülecek dayının gidişine. Kararım kesindir Hürrem. Aslanımın da malumatı var mevzudan. Neyse, olan oldu artık. Biraz yalnız bırakın beni. Bütün gece uyumadım. Hatice'm, sen burada mısın? Evet validem. İbrahim Paşa'nın elçi kabulü var sarayda. Avusturya elçileri Signor Jerome de Zara ve Signor Cornelius Schepper. Signor Schepper. Paşa Hazretleri.
Şarkenin göndermiş olduğu bu mektup. İhtiyatlı ve itidalli bir kral mektubu değildir. Gururla kendisine ait olmayan ünvanlardan bahsetmekte. Kudüs kralıyım deme cesaretini nasıl gösterir? Yüce hünkârımızın mukaddes Kudüs'ün tek hakimi olduğunu bilmiyor mu? Bundan böyle kutsal kentin Hristiyanlarca ziyaretini yasaklayacağım. Şarken o ünvanı sadece bir yazışma gereği olarak kullanmıştır. Ve başka hiçbir anlamı yoktur. Şarken bizimle barış yaparsa gerçekten bir imparator olacaktır. Çünkü o vakit Fransa kralına da, İngiltere kralına da, Papa'ya da, protestanlara da durumunu biz kabul ettireceğiz. Siz Papa'yla Şarken arasında var olan dostluğun gerçek bir dostluk olduğuna inanıyor musunuz? Papa'nın tören tacından çalınmış bir mücevheri 60 bin dukaya satın aldım ben. Bu yakut vaktinde tutsakken Fransa kralı François'ın elindeydi. Şimdi benim elimde. Şu halde Fransa kralı François'dan Şarken'i sevmesini isteyebilir misiniz? Bu mektubu öfkelenmesin diye hünkârımıza sunmayacağım bile. Eğer Şarken bizimle bir anlaşma imzalamak istiyorsa şartlarımızı kabul etmek zorunda. Aksi halde sorunlarımızı kılıçlarımız çözer. Şu anki sınırlarımız bu şehzadem. Biz tam buradayız. Bu ufkun ardında Rodos var. Hünkâr olduğunuzda ilk burayı fethedeceksiniz. Zira bu uçsuz bucaksız Akdeniz Osmanlı hakimiyetine girmeli. Sonra Belgrad, Budin, Viyana, Roma. Böylece batının kalbine yerleşeceksiniz.
Sınırlarımız öylesine büyüyecek ki üzerinde güneş batmayacak. Bu koca imparatorluğu siz yöneteceksiniz şehzadem. Bu yüce imparatorluğu ben yönetiyorum. Benim yaptığım her şey bakidir. Zira bütün kudret benim elimin altındadır. Devlet erkanını, beyler beyini ben tayin ederim. Benim vermiş oldukları verilmiş olarak kalır. Reddettiğim şeyler ise sürekli reddedilir. Her şey benim kararımla olduğu için yüce hünkârımızın bile verdiği buyruklar eğer benim onayımdan geçmezler ise uygulanmaz. Misal savaş, misal barış, siyaset, hazine hepsi. Benim elimde. Yüce hünkârımız kendisiyle benim aramda fark olmasını istemediklerinden mütevellit, biri kendisinde, biri bende iki adet mühür yapılmasını buyurmuşlardır. Eğer kendisi için bir elbise ısmarlıyorsa, bir eşini de benim için yaptırır. Bunları size anlatıyorum. Nedeni, karşımda sıkılmadan güven duyarak rahatlamanızı sağlamak için. Eğer şartlarımı kabul ederseniz, yarın hünkârımız huzurunda anlaşmayı imzalamayı sağlayabilirim. Hayalini kurduğunuz cihan bir gün ayaklarınızın altına serilecek şehzadem. Bargalı, ben bu hayalleri kendim için değil, yüce devletimizin ve hanedanımızın istikbali için kurarım. Bana nasip olursa da ne şeref. Seni de hep böyle yanımda görmek isterim. İktidarımdan payını alırsın elbet. Şehzadem, benim için onurların en büyüğü Şahinci başınız olmaktır. Gayrısında gözüm yok. Sultanım. Rahatsız ediyorum sizi. Gel dahi. Sabah erkenden yola revan olacağım. Müsaadeniz olursa veda etmeye geldim. Belki de hayırlara vesile olur bu. Git bari. Sen huzur bul.
Sizden uzakta huzur haram bana sultanım. Böyle söyleme. Rahatın için ne lazımsa yapıldı. Ayrıca bir ihtiyacın olursa da haber et. Gereği yapılır. Benim neye ihtiyacım olur ki sultanım? Zaten azap içindeyim. Elim boş gitmeye razıyken dünyaları bahşettiniz bana. Sen rahat et ki aklım kalmasın. Asıl benim aklım sizde kalacak sultanım. Zümrülah'ı tembihledim. Saatinizle alakalı malumat verdim. Yokluğumu hissettirmez inşallah. Sizi başkalarına emanet etmek çok ağrıma gidiyor sultanım. Beni bağışlayın. Üzdüm sizi. Hakkınızı helal edin. Kardeşime bakıyorum baba. Hiç ağlamıyor artık. Dün gece ağladı ama. Ben duydum. Kardeşinizin acıları dindi elbet. Lakin bir ömür taşıyacak bu illet hastalığı. Bu yüzden onun her zaman yanında olun. Sizin sevginizle şifa bulsun. Süleyman. Daya Hatun'un gitmesine neden izin verdin? Ben de üzüldüm gitmesine, lakin doğru olan bu. Hatun saldırmıştır kesin. O da ne yapsın? Kendini korumuş. Hem gitmesi iyi değil. Haremin nizamı bozulur diye korkuyor. İşler aksayacak. Malum. Validemizin eli ayağıydı. Bu mevzuda validemle aynı fikirdeyim Hürrem. Böyle bir hadiseden sonra artık daha burada duramaz, barınamaz. Gitsin. Hiç değilse kalan ömrünü huzur içerisinde geçirsin. Daya Hatun. Ne yapacaksın orada tek başına? Allah aşkına benim yanıma gel. Olmaz. Valide Sultanıma söz verdim. Daya Hatun. Ne yaparım ben sensiz? Tam da sana en çok ihtiyacım olduğu vakit. Çok dinliyorsun da sanki beni. Yer. Karnındaki günah aklımda. Ne yap et kurtul. Olsa bir felaket getirir sadece. Düşüreyim de öleyim mi? Bunu mu istiyorsun? O vakit geriye tek çaren kalır. Hülle bir nikah kıyacaksın. Adamcağız çocuğu kendinden bilecek. Bırak şimdi bunu. Zamanı var, konuşuruz. Gelmeyeceksin mi yanıma? Daha yahut. Üzülme. Dünyanın bir ucuna gitmiyorum ya.
kalbim bu kelebek gibi kanat çırpıyor. İzin verin bu kelebek sizin gözünüzle dinlensin. Size emanettir sultanım. Bir ömür boyunca gözümüzden kan yaş doldurmasın bu şişe. Size söz veriyorum, sizi hiç ağlatmayacağım. Yüzünüzü hep güldüreceğim. Beni esirgeyen, şefkatle saran kanatlarınıza yüz sürsem, kalbinizin her atışını duyduğum gerdanınıza simurg olarak konsam, orada son nefesimi versem, siz Buse'nizle yeniden can verseniz bu yorgun kulunuza, hakikatin bizde tecelli ettiğini anlatsanız, serin uykularda teninizin kokusuyla sarhoş olsam, hiç uyanmasak, ta ki evladımız beşiğinden bizi çağırana dek. İbrahim, bir yalan denizinde yolunu kaybetmiş İbrahim. Herkesi kandırabilirsin, hatta kendini dahi. Fakat hakikat her daim güçlüdür bir yalandan. Bir rüzgar olur, yağmur olur, fırtınalar koparır ve nihayet seni dalgaların sırtında kayalara çarpar. İşte buradasın, hakikatin yanında. Zira bu yüce aşkın ateşiyle yanıyorsun hala. Kaybolduğun o yalan denizini içsen dahi fayda etmez. Söndüremez hiçbir şey. Başka hiçbir ten teselli etmez seni. İyileştiremez. Öfkeni yen İbrahim. Kendinle, mazinle olan kavganı bitir. Daha fazla üzme artık senin için atan bu kalbi. O senin sevgilin, karın, evlatlarının annesi, ailen. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Başın sıkışırsa mutlaka haber ver. Allah size ve evlatlarınıza uzun ömürler versin. Amin. Sana da. Dolaşıp geri gelmesin de. Merak etmeyin sultanım. Bu mümkün değil. İyi. O halde yine hazneder sen olacaksın Gülşah. Sayenizde sultanım. Gülhan. Buyursunlar sultanım. Gülşah'ı bırakamayız meydana. Hazneder bizden biri olmalı. Vallahi ne güzel olur. Bugün anlaşma imzalanacak matrakçı. Akşam
akabinde de bu sefer için hazırlığa gideceğim. Sizinle birlikte gelmeyi çok isterim paşam. Sefer zamanı geldiğinde elbette katılacaksın bize. Hı. Kıymetli hizmetlerine ihtiyacımız var. İlaveten yokluğumda Nigar Hatun'a göz kulak olmanı istiyorum. Kimseye muhtaç etme onu. Ben icap edeni yaparım paşam. Fakat siz uzak durun. Vazgeçin bu sevdadan. Malum sultanımız. Sen merak etme. Bu mesele bu gece bitecek. Hünkârım, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Mustafa'm. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Geçen gün için bağışlayın beni. Acıyla söylenmiş laflarımı mazur görün. Benim Hürrem'den yana bir kuşkum yok Mustafa'm. Senin de olmasın. Zira bu kuşku ancak nefret ve öfke doğurur. Seni bu hislerin yönetmesine müsaade etme. Aksi takdirde en yakın dostların dahi düşmanın olur. Bu öğüdünüz hiç aklımdan çıkmayacak. Hünkârım, duydum ki bugün elçileri huzurunuza kabul edecekmişsiniz. Müsaadeniz olursa ben de katılmak isterim. Âlâ. Ben de çıkıyorum zaten. Seni de yanımda görmek isterim. Validem. Malum Daye Hatun gitti. Yine hazineder kim olacak, karar verdiniz mi? Aklında biri var belli ki. Dur tahmin edeyim. Gülşah mı? Daha evvel tecrübe etti. Tabii siz de münasip görürseniz. Validem. Hususi bir mevzu ise... Gel Hürrem. Yeni haznedarın kim olacağını merak etmiş Mahidevran. Onu konuşuyorduk. Daha gideli ne kadar oldu? Nedir bu acele? Haremde devamlılık esastır. İşlerin aksamasını istemeyiz. Öyle değil mi? Gülşah mı sağlayacak bunu? Gördük neler yaptığını. Sen kim olmasını istersin? Benim ne haddime validem? Siz kimi münasip görürseniz o. Sultanım, bizi emretmişsiniz. Herkes duysun bilsin ki bundan böyle haremin yeni haznedarı Nigar Kalfa'dır. Validem, şeref duydum. Sana itimadım tam Nigar. Tecrübenle Daye Hatun'u aratmayacaksın. Beni mahcup etme. Elimden geleni yaparım sultanım. Hayırlı oğlu olsun Nigar. Bu kıymetli vazifende Allah utandırmasın seni.
Sağ olun sultanım. Arşidük Ferdinand'ın İbrahim Paşa tarafından temsil edilmesini istirham ediyoruz. Sultan Süleyman Han Hazretlerinin oğlu olmakla iftihar eden Arşidük Ferdinand, şanlı babasıyla daima münasebet ve muhaberede kusur etmeyecektir. Eğer müsaade edilirse İstanbul'a bir elçi daha göndermek isterler. Ferdinand artık Osmanlı ülkesini kendi mülkü sayabilir. Ve ben de böylelikle Avusturya'yı kendi toprağım bileceğim. Bundan böyle Avusturya'ya daimi bir sulh ihsan ediyorum. Ve bu sulh Avusturya ihlal etmediği müddetçe muteber olacaktır. Paşa Hazretleri. Hayırlara vesile olsun. Arşidük Ferdinand'a götürmek üzere anlaşmanın bir nüshasını talep etmiştim. Evet. Lakin bu talebiniz reddedildi. Zira adetlerimizde böyle bir şeye yer yok. Sizler artık bizim dostlarımızsınız. Nasıl olur paşam? Arşidük görmek isteyecektir. Nasıl izah ederiz? Ferdinand'a götürülmek üzere size sadece iki tane mektup verilecek. Birisi hünkârımız tarafından, diğeri ise benim tarafımdan yazılacaktır. Bahşettiğimiz sulhun kadrini, kıymetini bilin. Zar tutuyorsun. Zar tutuyorsun, ağam gördüm. Atma. Ne zar tutması? Yeniliyorsun diye cıllazlık ediyorsun. Maaşının yarısı benim. Canımı da alaydın. Canını alsam ne fayda eder? Beş para etmez senin canın. Bir şey ikram ettin de yok zaten. Ne? Yazıklar olsun. Gözüne dizine dursun onca refani baklava. Bela okuma şeker. Benimle iyi geçin. Yakında bu haremde at koşturacağım. At! Sen ancak rüyanda görürsün. Rüyanda. Ne rüyasıymış? Demedi demeyin. Validemiz Nigar Kalfa'yı seçecek. Bu bilme. Ve hey cahil cuhela, vesvesi kubara. Validemizin yanından geliyorum. Hazinedarı seçtiler. Gülşah oldu, Gülşah. Ne? Gülşah mı oldu? Bu sarı çiyen yine hazineder mi oldu? Niye hazineder oldu? Nigar kadar olacaktı, ben onu istiyordum. Şşş, ne kulağımın dibinde bağırıyorsun ya? Allah'ım ya. Gülşah'ı değil, Nigar'ı seçtiler. Vazife Nigar'ın oldu. Ne? Nigar. Deme. Hay senin ağzını öpeyim. Oy. Gel. Öpme, günah. Bırak. Ay, ter kokuyor. Sal kendini, sal. Vallahi ısıracağım seni. Allah'ım. Gülşah'cığım. Haznedar olunca beni de unutmazsın değil mi? Merak etme. Seni yanıma alacağım. Ne malum senin olacağın? Malum valide sultanımız kovmuştu daha evvel. Fatma Hatun, senin dilin fazla uzadı galiba. Ne yapıyorsunuz siz orada? Seni alakadar etmez. Herkes işinin başına geçsin. Bundan böyle yan gelip yatmak yok. Hadi. Sen kim oluyorsun? Senin haddine mi düşmüş bizimle böyle konuşmak? Şşş! Kesin sesinizi! Herkes duysun, bilsin ki harem bundan böyle Nigar Hatun'a emanet. Karşınızda haremin yeni hazinedarı var. Saygıda, hürmette kusur edenin vay haline!
hatunun kurduğu nizam neyse aynen devam edecek. Her kim bu nizamı bozmaya yeltenirse kaideler en katı haliyle uygulanır bilesiniz. Şimdi herkes işinin başına. Nigar Galfa. Ay Nigar Hatun. Vallahi o kadar çok sevindim ki. Aa, bu deveyi bile öptüm. Deve öpülür mü hiç? Sağ ol ağam. Ben Daye Hatun'u düşünüyorum. Keşke gitmeseydi de ben kovulsaydım razıyım. Her işte bir hayır vardır. Üzme kendini. Nigar Hatun'un haznedar olman sebebiyle haremde kalman icap eder artık. Doğru ya. Şimdi yollarım birilerini, aldırırım ben eşyalarını. Lüzum yok. Ben bu akşam da evimde kalayım. Mühim eşyalarım var. Malum kendim toplamak isterim. Sabah haber veririm, gelip alırlar beni. İyi madem. Arabacı. Ne oldu? Neden durdun? Ne oluyor? Ne oluyor? İn aşağı. İn aşağı dedim. Geldiniz. Öylesine mesudum ki sizi hiç göremeyeceğim sanmıştım. Gitmeden evvel bir veda etmek istedim Hatun. Nasıl? Nereye gidiyorsunuz? Halep'e gidiyorum, vazife icabı. Bir iki ayı bulurdum ben. Peki daha fazla. Bu arada tebrik ederim, haznedar olmuş. Validemiz sağ olsun. Fakat içim rahat değil. Malum. Hazneler olunca haremde olmam icap eder. İsabet olmuş, boş ver. Hiç değilse yalnız kalmazsın. Hadi bakalım. Uğurlar olsun. Paşam, yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun. Sizi hasretle bekleyeceğim. Bekleme. Bir daha görüşmeyeceğiz. Bitti. Paşa. Nasuh Efendi ile konuştum. Bir derdin sıkıntın olursa ona haber verirsin. Paşam. Benim sizi görmekten gayri bir dileğim yok. Ne olur beni bırakmayın. Hepimiz için en hayırlısı bu Nigar. Paşam. Paşam.
Ne olur gitmeyin paşam. Bırakmayın beni bir başıma. Bundan evvel neyse o hatun. Daha fazlasını ne um ne de bekle. Beni sevdiğinizi sanmıştım. Bir hatun olarak sevildin elbet. Yanındayken huzur da verdin bana. Lakin bu bir hayaldi. Bir ruh esintisiydi, geldi geçti. Benim kalbimde yer yok. Ne sana, ne de bir başkasına. Paşam. Ne yapıyorsun? Gel, gir içeri. Ben sizin aşkınıza düştüm bir kere. Yalvarırım, beni bırakmayın. Gel. Paşam, ne olur beni dinleyin. Size söylemem gereken bir şey var. Gir içeri, hatun. Paşam. Fatma, Hürrem nerede? Dairesinde mi? Değil sultanım. Hünkârımızın yanına gitmiş. Geceyi yanında geçirecek belli ki. Bu son gecesi olur inşallah. Amin. Sultanım, Nigar'ın haznedar olması hiç iyi değil. Yolumuza taş koyacak hep. Sorma, bu kötü oldu. Neyse, icabına bakarız. Sabah tez davranın. Hürrem dairesine dönmeden şehzadeler alınmış olacak. Hata istemiyorum. Paşam. Daya Hatun. Daya Hatun, kim yaptı bunu sana? Daya Hatun. Nigar. Daya Hatun. Erken geldiniz. Karanlık gecelerime yıldızlar yar sultan. Işığınız güneşte aşık atar. Ay mahcup olup kaçar. İbrahim kulumuz bu ışıkla kör olmuş. Gayrı iflah olmaz sultan. Sizi ihmal ettim. Çok hem de. Müsebbibi de devlet işleri değildir. Size olan kırgınlığımdır. Ne yaptım ben İbrahim? Suçum ne? Neden kırgınsın bana? Bir gün anlatırım evet. Lakin şimdi size sarılmak, şefkatli kollarınızda şifa bulmak istiyorum. Öylesine hasret kaldım ki size. Esma! Hoş geldiniz. Ben de size haber gönderecektim.
Ne oluyor? Esma nerede? Kardeşlerimle gitti. Mustafa abim çağırmış yine. Birlikte eve gideceklermiş. Ben bekleyin dedim. Annem gelsin dedim. Ama haberi var dediler. Allah kahretsin. Hemen söyle arabamı hazırlasınlar. Hemen! Mustafa abi, neden kardeşlerim bizimle gelmedi? Kaideler böyle Selim. Onlar başka arabayla gelmek zorunda. Neden ki? Burada yer var. Tedbir için Selim. Allah muhafaza bir kaza ya da saldırı olduğunda hepimiz aynı yerde olamayız. Kimse bize saldıramaz. Ben korurum hepinizi. Validem. Ne var Sümbül? Hatice Sultanımızın sarayından İdris Ağa geldiler. Sizi görmek isterler. Gelsin. İdris Ağa. Validem, hürmetler. Bu vakitte rahatsız ediyorum sizi. Sümbül, bizi yalnız bırak. Sümbül. Sultanım. Ne vakit gideceksiniz? Yarın sabah çıkacağım yola. Öyleyse hiç bitmesin bugün. Çıkmayalım yataktan. Anlat bakalım İdris Ağa. Neler öğrendin? Validem, nasıl desem bilmiyorum. Zira vaziyet vahim. Her neyse, olduğu gibi anlat. Arzu ettiğiniz üzere paşamızı takip etmeye devam ettim. Dün gece bir hatun evinden çıkarken gördüm kendilerini. Kimmiş bu hatun? Adını sanını öğrendin mi? Esas vahim olan da bu sultanım. Nigar Kalfa.